Boy birliği ikinci kez ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi 17 Eylül 2020 tarihinde Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı bireysel başvuruyu görüşmüş ve oy birliğiyle hak ihlali kararı vermişti. AYM kararın ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilmiş ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetmişti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu Anayasa Mahkemesi'ne ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi o başvuruyu görüştü ve ikinci kez ihlal kararı verdi.